En çok okunan kitaplarınızdan hangi hususlar sizi en çok karar kıldırttı diyelim? Kral benim de en sevdiğim kitaplarımdan biri Ela. Ben genelde beni en çok etkileyen hikayelerden yola çıkarım. Yani bugüne kadar beş kitap yazdım altıncı yolda. Hepsi dinlerken, takip ederken, o hastalarla görüşürken beni en çok etkileyen hikayeler hangisi ise hep onları seçtim. Çünkü şöyle düşünüyorum, ben bu kadar etkilendiysem okuyucu da etkilenir. Etkilenmek ne demek? Yani duygulanmak, konuyu içselleştirebilmek... İnsanların bir başkasının duygularını, bir başkasının yanlışlarını, doğrularını görürken, oradan yola çıkarak oralarda kendilerini bulmak, keşfetmek, kendi dünyalarında olanları hissetmek. Mesela bu kraldan sonra bana, şimdi camdaki kızla da bu tür sorular geliyor. Daha doğrusu teşekkürler. Şimdi ben de bayılıyorum bu gelen mesajlara. Kimi de mektup bana yazıyor uzun uzun. Ee, mesela pek çok hanımdan yüzlerce Ela yüzlerce... ...şöyle mesaj ya da mektuplar geldi bana. Hocam kral kaybederseyi okudum hayatım değişti. Hocam siz benim hayatımı kurtardınız. Ama Allah işte ayağınıza taş değmesin. Bana nasıl dualar ediyorlar o kadar içten yazılmış ki mektuplar ben de onları hep saklıyorum. Ne güzel? Yani ne mutlu bana diyorum. Bir kitapla insanların hayatlarına dokunabildim, kendilerini ve karşıdakini anlayabildiler, çözümleyebildiler, karara gidebildiler ve aldıkları kararla barışıklar bugün. Yani bu kitaptan sonra demek ki onların da ilişkilerinde problem varmış. Bunu okuyunca gördüler. Problem nerede? Mesela ben e, orada e, Fadi diye meşhur bir karakter var. Kenan'ın sevgilisi. Ben hatta kitapta onu 10 yıl diye yazdım. Yani 10 yıl bu kız bu adamı beklemiş. Adam evli. E, nasıl bir adam olduğunu Fadi çok iyi biliyor. Hani adamı yeni tanımıyor. Sevgili olmadan önce de bu adamın karakterini de iyi biliyor. Fakat 10 yıl boyunca daha doğrusu ben dedim ki 15 yıl yazarsam inanmaz insanlar. Gerçeği yazamadım. 10 yıl dedim orada. Kız 15 yılını bu adama veriyor. Ve 15 yıl sonra bu ilişki bittiğinde evet. e, kazanan da yok. Hiçbir kazanmıyor. Ne kral kazanıyor, ne fadi kazanıyor, ne de kralın eşi handan kazanıyor. Yani bunlar kaybedilen koca bir 15 yıl ne demek? Bir hayatın en güzel yıllarında. O anlamda böyle benim kitaplarımı okuyup bundan etkilenip, etkilendikçe bunu içselleştirip, kendi hayatına bakışını değiştirip de bambaşka çok daha güzel bir boyuta geçebiliyorlarsa ben o kadar mutlu oluyorum ki çünkü benim hedefim tamamen bu. Bunu yapabilmek yani istiyorum. Bu sizin sırrınız sanırım bir ders vermekten ziyade bir takım duyguları aktarıp, aktartıp, empati kurdurup... ...oradan insanın kendine objektif bir bakışını sağlamak. Tamamen. Hatta geçen gün bir arkadaşım telefonla konuşuyoruz. Beni biraz güldürüyor. Diyor ki bak Gülseren diyor... Sen tüm Türkiye'ye aldın. Eskiden klinikte tek tek bakardın insanlara. Tüm Türkiye terapiden geçiyor. Valla dedim ki şakası bile o kadar hoşuma gitti ki çünkü e ben yıllarca tek tek baktım insanlara ve anladım ki hepimizin ben dahil sen dahil şimdi bu programı çeken kameraman arkadaşlarım dahil hepimizin hayatla ilgili sorunlarımız var kendimizle ilgili bilmediklerimiz var. Ve bunu ben hazır yıllar içinde öğrenmişim ve bu bir artık benim misyonum oldu. Ben e, bu hayatta kaldığım sürece bu bilgileri insanlara ulaştırabilmeliyim. Ama şeyi de düzeltmek istiyorum. Kuru bilgi işe yaramıyor. Yani siz birine mesela benim kitaplarımda şöyle bir cümle hiç yoktur. İşte Sevgili okuyucular, size tavsiye ediyorum şunu yapın, bunu yapın. Ee, keşke o kadar kolay olsa. <laughs> yani ben desem ki öyle yapmayın, böyle yapın, her şey değişse. Ee, bu öyle değil çünkü değiştireceğimiz mekanik bir şey değil ki insan ruhunu değiştirmek kolay mı? İnsanlar yıllarca terapiye geliyorlar. Ben ne yapıyorum kitaplar, işte televizyon dizileri filan yoluyla duygulansın insanlar kendi yaraları ortaya çıksın. O yaralarla oradaki oyuncunun ya da kitap kahramanının yaralarını birleştirip kendinde ancak o acıyı duyarak bir şey değiştirebilir. Yoksa hiç hissetmeden hani Leyla ile Lom ama ben biliyorum bilmek hiçbir zaman yeterli olmuyor. Hatta kendiniz tevazuyla kendi hastalarınızla beraber kendinizi de dışarıdan e, tanıma ve anlama fırsatı bulduğunuzu söylüyorsunuz. Tıpkı bize e, çok izah doğru. etmeye çalıştığınız gibi. Çok doğru. Çok doğru. İnanın bana çünkü e, kitaplarımda da yazdığım gibi ben her hastamla birlikte onlarla birlikte duygulanırım. Yani onlar ağlıyorlarsa çok üzgünlerse ben de o duyguya girerim, paylaşırım. İşte arada bir de hep beraber basarız kahkahayı. Yani birlikte bir şeyleri paylaşırız. E paylaşırken bundan benim etkilenmemem zaten söz konusu değil. İşte bu etkilenmelerle ben büyüyebildim gelişebildim Kral e, kitabından yola çıkarak bizim toplumumuzun esasında e, kadın ve erkek e, konumlandırılmasını ele alabiliriz diye düşünüyorum. Mesela bir erkek çocuğu e, kral kaybederse'nin e, Kenan'ın gibi bir e, kral olmak üzere bir anne yetiştirmeye meyilli oluyor. E, kız çocuğun da Fadi bilen okuyanlar bilir Fadi'nin e, kendi hanesinde, çocukluğunda e, baya suistimal edilmiş, zorluklara e, itilmiş e, ve zor şartları artık benimsemiş, daha fazlasını illaki e, talep etmemeyi kabullenmiş bir kız çocuğu karakteri var. Bundan dolayı da sizin kader motifiniz e, meydana çıkıyor ve de iki insan birbirini e, kendi hayatlarında oturtuyor. E, bu konuyla ilgili. Yorum yapmak ister misiniz? E, tabii. Şimdi e, bir takım gelenekler, görelekler e, yüzyıllar içinde oturuyor topluma. E, şimdi yüzyıllardan beri erkek çocuk ailenin çocuğuymuş ama kız çocuk başkasına verilecek çocuk. Yani aileye hiçbir katkısı yok büyüyecek büyüyene kadar aile onu besleyecek büyütecek bakacak sonra da bir başkasına verecek hatta Anadolu'da buna kızı vermek derler oğlan tarafı da ne der kız aldık derler yani bu verilen alınan bir şey e şimdi oğlan aileye katkı sağlıyor eve genç bir kadın getiriyor kendi büyütmedikleri emek vermedikleri ömür boyu kullanacakları işte onlara bakacak işte yedirecek, iç, içirecek, çocuk doğuracak, e, oğlan da bunlara maddi katkı yapacak, hepsini koruyacak, kollayacak, işte tarlaya gidecek, e, evin, ailenin işi neyse bunları götürecek. Yani gelecek, ailenin geleceği erkek çocuklarda imiş. Şimdi bu gelenek, geleneklerin tamamı için geçerli, kolay değişmez. Ve şimdi bakıyorum artık ayıldı insanlar yani. Kimse kimseyi ne veriyor, ne alıyor, ne eve gelin alabiliyor artık insanlar, ne kız verebiliyorlar. E Şimdi bunlar tabii e, uygulamada değişti, ama henüz duygularımızda bunlar değişmedi. Bunlar nasıl yüzyıllar içinde oturmuşsa yine yüzyıllar içinde kalkacak. Ama e, şimdi ben görüyorum, e, ama son nereye gidecek onu da henüz bilmiyorum. Şimdi kızı olan aileler daha seviniyorlar artık. Çünkü kız çocuk ne olsa daha anaç da bir yanı vardır kızların. Hani onlara daha bakacak biraz gelecek görmeye başladılar kız çocuklarda. O nedenle şimdilik görünür de hani o fark azalmaya başladı. Ama Anadolu'nun daha ücra yerlerinde durum hala bu. Biz de bu değişimlere sabırla e, ama bir yandan da büyük bir içgörüyle e, takip etmeliyiz. Yani kendi çocuklarımıza artık doğruları geçirmeye gayret göstermeliyiz ki bir katkımız olsun yani e, kültürümüzün daha e, medeni bir hale gelebilmesi için. Umarım toplumumuz çok daha hızlı gelişsin. Teşekkürler.